Hanım hor, yevot ho, yevot hu, yisir ho, amen. Kutsal kitaba baktığınız zaman, mezmurlar bölümünde haç mezmurları vardır. O haç mezmurları, mabede çıkarken, giderken okunan mezmurlardır. Çünkü mabet Siyon Tepesi üzerindeydi. Halk aşağıdan yukarı doğru yükselirken ruhlarının da yükselmesi için o mezmurları söylenir. Bugün çıkarken o da aklıma geldi. Ve kilisenin o yüksekliğine doğru yükselirken ruhumuzun da aynı şekilde yükselebilmesi, Tanrı'nın huzuruna gelebilmesi için o mezmurları söyleyelim içimizden. Bir tanesi 25. mezmurdur. Orada şöyle söyler: Sana ya Rab, canımı yükseltiyorum. Ey Allah'ım, sana güvenip utanmayayım. Düşmanların üzerime sevinçle coşmasın. Evet, bugün seni bekleyenler utanmayacaklar. Sebepsiz gazarlı gelenler utanacaklardır. Ya Rab, yollarını bana bildir. Tarihlerini bana öğret. Bana hakikatinde yol göster ve bana öğret. İşte biz bu akşam ondan öğrenmek için geldik. Canımızı ona yükselttik. Dileğimiz o ki, o göklerden kutsal ruhunun ateşini göndersin, hem bizi aydınlatsın, hem bizi, ruhumuzu ısıtsın ve biz o aydınlanmanın getirdiği yolda ona güvenerek, onun yollarında yürüyerek olgunlaşalım. Bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşamın birçok zorlukları var şüphesiz. Yaşam karşımıza, yollarımıza dikenler ve taşlar över. Yürüyüşümüzü engeller ki biz isyan edelim. Ama bazen biz yanlış tutumlarımızla o zorlukları, o engelleri koruz. Yaşamın koyduğu engeller var, zorluklar var ama şüphesiz aynı zamanda bizim de kendi yolumuza düşediğimiz taşlar ve engeller var. Bunları geçen sefer söylemiştik. Tökez olmak. Peki bu zorlukların üstesinden gelmek ve zorluklara karşı dayanabilmek için önce yanlışlarımızdan dönmeliyiz. Günahlarımızı itiraf etmeliyiz. Tanrı'dan bağışlanma ve arınma dilemeliyiz. Bu bağışlanmanın getirdiği iki şey var. Önemli iki şey. Bunlardan bir tanesi, yani tövbenin, yanlıştan dönmenin getirdiği, yaşantımıza getirdiği o güzelliklerden bir tanesi, Tanrı'yla barışma ve bağışlanma. Rab haç da bunu sağlar. Bizim beceremeyeceğimiz, ne yapsak üstesinden gelebileceğimiz günahlarımızı kendi üzerine alarak, haçın üzerinde canını ve kanını ve akıtarak bize bu bağışlanmayı sağladı ve Tanrı'yla barıştırdı. Haç sadece bir Hristos'un haça çıkma eylemi değil, dışlanmış olan insanın, ölümün pençesinde olan insanın, şeytanın esaretinde yaşayan insanın, o karanlıkta tamamen yaşamını yitirmiş insanın tekrar aydınlığa çıkması, dışlanmış insanın tekrar Tanrı'yla kucaklaşmasıdır. Bunun üzerinde neden duruyorum? Çünkü bu bilinçte olmazsa ruhsal anlamda büyümemiz mümkün değil. Onun ayrıntılarını biraz sonra size daha detaylı olarak izah edeceğim. O zaman birincisi Tanrı'yla barışma ve bağışlanma, ikincisi kutsal yaşam sürmek üzere suçlardan
günahın kirinden temizlenme ve günahın gücünden kurtulma ve özgür olma. Artık özgürüz biz. Ama bu özgürlüğümüzü doğru kullanmak zorundayız. Özgürüz artık, istediğimizi yapabiliriz gibi bir düşünce bizi tekrar o bataklığa, o karanlığa sokar. Şunu aklımızdan asla ve asla çıkarmayalım. İman ettik, vaftiz olduk, temizlendik, günahlarımızdan arındık, şeytanın esaretinden kurtulduk diyerek hiçbir zaman kusursuz olduğumuzu ve örnek bir iman hayatına sahip olduğumuzu iddia edemeyiz. Kim bu konuda kendini örnek ve günahsız ve kusursuz görüyorsa, şu okuyacağım ayeti kulaklarına küpe etsin. Günahlarımız yok dersek, kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bazıları ben bir günahım yok ki diyor. Ne demek o biliyor musun? Ben hiçbir günahım yok. Ben Tanrı'yım demek diyor. Günahsız olan tek bir şey o da Tanrı'yı kendisi, Rabbin kendisi. Bunlar aslında insanın ağzından çıkan, bilinçsizce dökülen günahlardır. Böyle bir şey söylüyoruz. Günah işlemedik dersek, bakın tekrarlıyorum, ne duruma düşüyoruz. Günah işlemedik dersek, Tanrı'yı yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Ve onun sözü, o yaşam veren sözü bizim içimizde olmaz. 1. Yuhanna 1.9.10 açın oradan okuyun. Onun için bu sözleri söyleyen biraz dikkatli söylesin. Yoksa günahın en büyüklerinden birini, günahın büyüğü küçük olmaz. Çünkü her günah dediğim gibi bizi Tanrı'dan ayırır. Günahın sonuçlarına göre hesaplayacaksınız büyüklüğünü, küçüklüğünü. Küçük günahla, büyük günahla beni Tanrı'dan ayırıyorsa bu günah büyüktür. Tanrı'dan ayıran beni her türlü günah büyük günahdır. Hristiyan olgunluğunun niteliklerinden biri Tanrı'yı hoşnut etme konusunda hala istenilen seviyede olmadığınızı hissetmek ve bilmektir. Hangi seviyeyi yükselirsen yükseli. O seviyede bilmen lazım gelen bir şey var ki ben daha olgunlaşmadım. Yetersiz. Bütün azizleri okuyun. Hayatlarını okuyun. Mucizeler yapan azizlerin hayatını okuyun. Pavlus'u okuyun. Bedros'u okuyun. Hep bunu söylediler. Hele ki koruna regasi ben çöplüğe atılıp meal bile layık değil bir çöpümdür. Tanrı'nın o kutsallığı karşısında bunu söylüyor bir aziz. Ama onun çok güzel bir lafı var. O da çok güzel. Yarab diyor. O ilahi adaletinin gününde benim adaletine göre değil, merhametine göre yargıla. O ilahi adaletinin terazisinin benim günahlarımın koyduğum terazinin kefesinin bir karşılığına merhametini koy ve öyle tat. Her adaletini kursan benim günahlarım sayılamayacak kadar gökyüzündeki yıldızları örnek gösterir. Denizin kumunu gösterir. Onlar kadar çoktur. Ama merhametini korsan onun karşılığına hiç
hiç günahım yoktur. Bu yüzden biz daima bu kutsal yaşamda, bu kutsal yolculukta o ışığın gösterdiği yolda yürüyerek, onun ayak izlerini takip ederek, alçak gönüllülüğünde devam edip, gurura asla ve asla düşmememiz gerekiyor. Kalıcı işler ve dayanıklı meyveler üretebilmemiz için Rab Hisus'un Rab ve yardımcı olarak geri döneceğini ve daima aklımıza tutmalı ve yürekten bu gerçeğe iman etmeli ve Rabbin dönüşüne hazırlanmalıyız. Dünya bugün Rabbin dönüşünü biliyor, bütün Hristiyanlar biliyor, bütün kiliseler de bu vaaz ediliyor, başka inançtaki insanlar da bunu tekrarlıyor ama ne yazık ki Rabbin dönüşüne bir hazırlık yok. Bakın bu yaşadığımız son günlerde tabii olaylar var ya, afetler, Rab korusun cümlesini, onların hepsi vahide var. Sonun başlangıcı olarak belirtiliyor. Yani bu trafikteki lehvalar gibi bir yolculuk yaptığınız zaman bir şehre yaklaşırken kilometreleri gösterir ya, işte 200 kilometre, 300 kilometre, bunun gibi. Ama biz çok rahatız. Hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz. Perdeli kurudan hiç vazgeçmiyoruz. Kiliseye gelenleri yahut da yolunu kesmek için şeytan faaliyet gösteriyor. Ne kadar çok dedikoduyu sever hale gelir. Sizleri kastetmiyorum. Olmayan şeyleri olmuş gibi söylemek günah değil mi? Yalan konuşuyorsunuz. Sizleri kastetmiyorum. Efendim burada olan bir vaftizde sözde 50 kişi koronaya gelmiş. Biz bilmiyoruz, biz bilmiyoruz. Nerede? Yok biri sahabı tutun almış da ulaşmış herkese. Kulaktan kulağa gelip bize soruyorlar, Faysuk'a soruyorlar. Böyle bir olay varsa biz niye haberimiz yok? Saklıyor muyuz? Bakın o Habakuk'un tüm maddeniz, Rabbin kendisidir. Şifa veren Rab diyor. Ondan hastalık ulaşmaz. Kurtuluş ulaşırsa. Evet, hazırlıyoruz burada. Hazırlarken o hijyenik kurallara itaat ederek yapıyoruz bunu. Verirken elimizi yıkıyoruz. Ama bilmeniz gereken bir şey vardır. En iyi antiseptik şaraptır. O şarabın içinde zaten barınmış oluyor. İkincisi dualarla o Hristos'un kendisi oluyor. İnancınız. Kahanın yaptığı gizli duaları orada okursanız, manasını bilirseniz merak edin. Başka şeyleri merak etmeyin de o duaların her bir kelimesinde başka bir hikmet var. Kim bundan alırsa ona bedensel ve ruhsal şifa olsun. Rab dünyaya canını vermek için geldi. Bizi kurtarmak için geldi. Bizi hasta etmek için değil. Bol yaşam olsun diye geldi. Bari sen bu kiliseye gelmiyorsun. Gelme ama dedikodusunu da yapıp gelenlerin yolunu kesmek için şeytana eşlik, arkadaşlık etme. Çünkü bir gün bu söylediğin sözlerin, yalanların hesabını vereceksin. Onlara tavsiyem en kısa yoldan tövbe etsinler. Bu dedikoduları çıkarmasınlar. Var olursa bir tehlike burada, merak etmeyin. Önce sizin canınızı düşünen bir aysuklunuz ve bizler varız. Bir yönetim kurulu var. Ama böyle söyleyenlere olanak vermeyin diye bunları size söylüyorum. Kınayın onları. Çünkü onlar Rabbin yoluna taş koyan köket olmaya çalışıyorlar.
biz gerekli tedbirleri alarak, yeri geldiği zaman kiliseleri kapatarak, bunlar zaten sizlere olan sevgimizin bir ifadesiydi onlar. Sizleri korumak için. Bu parantez içinde derdimi, yüreğimdeki üzüntüyü paylaştım. Koştum. Gerçekleri inkar eden bir zihin donmuş bir zihindir. Gerçekleri inkar eden bir yürek sevgisiz, kötü bir yürektir. Yalanı söyleyen değil, yılanın gibidir. Rabbin dili değil, Rabbin ağzı değil. İşte eğer Rabbin dönüşüne hazırlanmazsak, bu gerçeğin bilincinde olmazsak sevgililer ve bu gerçeği yüreğimizden uzaklaştırırsak, ruhsal olarak uzağa göremeyiz. Bu durum ruhsal körlüğüdür. Yani geleceği görememektir. Geleceği göremiyorsam ona göre tedbir de almam. Rabbin geleceğini kabul etmiyorsam ona hazırlık da yapmam. Mor Yakup'un çok güzel bir şeyi var. Yeruşalim'e giriş hakkında söylediği. O kadar güzel bir anlamla söylemişti. O Yeruşalim'e giriş boğazında diyor ki güvey geliyor ama gelin hala uykuda. Hiç damat gelirken evinde uyuyan gelin olur mu? Gelinliğini giymeyen gelin midir? Damat gelirken hazırlık yapmayan gelin midir? İşte kilise gelinle simgelenmiştir. Rab'da güvey olarak. Rab geliyor ama kilise hazırlık yapmıyor. Yani imamlar hazırlık yapmıyor. O zaman o gelinin yüreğinde Rab yok demektir. Damada hazırlık yapmayan bir gelin damadı sevmiyor demektir. Gönlü onda değil demektir. Gönlü başka yerde. Hamdolsun ki bizim sizin gibi gönlünde Rab sevgisi olan kardeşlerim var. Dileğim o ki o kutsal ruhun ateşiyle o gönlünüzdeki iman ateşini daha alev edin. Çünkü bir gün pişman olmayacaksınız. Bir gün iyi ki o ateşi yüreğinizde yaktığın için hamd edecek Rabbim sana diyeceksiniz. İlahiler. Ona teşekkür edeceksiniz. Çünkü bir tarafta o ateşi yakmayanların akıbetini gördüğünüz geçen hafta bahsettiğim işte yedi erdemden yoksun. İmanına erdemi, erdemine bilgeliği, bilgiyi katanları sıraladık ya. Bu yedi erdemden yoksun imanın ortaya çıkardığı iki ruhsal belirti var demiştim. Biri ruhsal körlük, diğeri de ruhsal unutkanlık. Sevgililer, hayat bir yolculuktur. Gerçeğe ve sevgiye ulaşmadığın sürece yaşamın hiçbir yere gitmez. Olduğu yerde kalır. Olduğu yerde sayarsın. Döner bulursun. Bu dönemle ilgili bir haftaya size bir mesele daha anlatacağım. Şimdi konu dağılmasın diye hatırlatın bana her şeyse. Çünkü döner bulmak nedir? Çünkü bir tırtıl cinsi var. Tırtıl cinsinin
bir şeye, bilim alanları koyuyor bir kabın içine. O kabın etrafında dönüp duruyor. Onun hikayesi. Yani gerçek olmamış. O hareket ettiğini sanıyor. Yürüdüğünü sanıyor ama hiçbir yere gitmez. Eğer bir tam bu yuvarlak dönüyorsa döndüğü yöne tekrar gelip durur. Burada da evet, gerçeğe ve sevgiye ulaşmadığımız sürece yaşamın hiçbir yere gitmez. Yaşamın amacına, huzuruna, mutluluğuna ulaşmayan bir yolcu olarak kalırsın. İnsan bu dönmesiyle uykudadır. Bu haldeki insana ne söylersen söyle anlamaz. Sadece nefes aldığın için canlı sayılmazsın. Sadece kalbin attığı için canlı sayılmazsın. Hiç bilincin olmadan fizyolojik olarak hastanede canlı tutabilirsin. Kalbin atmaya devam eder, nefes alabilirsin ama koma halinde uykudasın. O zaman bitkisel yaşam süren insan sayısı çok. Ne seviyor, ne gerçeği görüyor, ne dolu bir yaşam yolunda yürüyor. Hiçbir işe yaramayan, sadece adı var, yaşıyorsun diye diyor, ölüsün ama. Uykuda yaşadığın için tökezleniyorsun işte bu yüzden. Tökezlenmeye sebep oluyor bu uyku hali. Ve başkalarına tökez taşı ve köstek oluyor. Gözlerin var, görebiliyorsun. Duyabilen kulakların var ama içeride gördüklerini, duyduklarını değerlendirip kabul edecek kimse yok. Her şey bir uğultu gibi, flu bir görüntü olur o zaman. Net bir şeyi göremezsin, net bir şeyi işitemezsin. Bir sesler işitirsin ama anlayamazsın. Yüreğinde sevgi yok, iman yoksa halin böyledir. Bu yüzden gördüğün ve işittiğin gerçekleri değerlendiremiyor o haldeki insan. Gördüğü ve işittiği gerçekler onun için hiçbir değeri ve anlamı yok. Bu yüzden o insanlar doğru olmayan şeyleri yapıyor, yapması gereken doğru olan şeyleri yapmıyor. Ancak dedikodu yapıyor işte. Çünkü gelmiyor, sizi kıskanıyor aslında. Siz ona günah kâr olduğunu hatırlatıyorsunuz buraya gelerek. Doğruyu yaptığınız zaman o doğruyu yapmayan insanlar bir eksiklik hisseder. Ve sizi çekiştirmeye başlar. Dedikodu psikolojide pasif çatışmadır. Aktif olarak çatışmaya girmez çünkü korkaktır olur. Gerçeği ifade edemezler. Ancak dedikodunu yaparak, seni çekiştirerek, seninle pasif çatışmaya girer. Ve o zaman da attığı her adımda tökezler, ölüme doğru yol alır. İşte bugünkü çağdaş insanın içinde bulunduğu durum bu. Kör, sağır ve kalbi yok. Kalbi atıyor ama sevmiyor, sevmiyor. Kulağı işitiyor ama anlamıyor. Görüyor ama bakıyor ama tam görmüyor. Hani bir mesel var anlatmıştım, hatırlar mısın? Üç maymun. Üç maymun bilen var mı? Şöyle bir yere kaldırın yoksa tekrar da anlatacağım. İki kral birbiriyle çekişirmiş. Sürekli. Sürekli birbirlerini alt etmek için yarışırlarmış. Bilmeceler sorarlarmış bunlar birbirlerine.
Ve kim o bitmeceyi bilemezse halkın önünde onu küçük düşürecek sözler söylerlermiş. Böyle anlamlarmış. Sanki kralların yapacağı başka iş yokmuş. Birbirini aşağılamak bir krala düşen görev değil. Ama dünyasal krallar böyle yapıyor. Birbirini aşağılamak, küçük düşürmek. Emrinlere geçecekse, Tanrı halbuki insanlara başka bir emir verdi. Emir kebir, sevin birbiriniz. Sevmeyi bilmeyen insanlar bir başkasını aşağılamak için bütün gücünü ve enerjisini harcar. İşte bu kral da krallıklarını unutup birbirini aşağılamak için oyunlar düzenlenir. Bilmeceler düzenlenir. Sonra bir üç maymun heykeli göndermiş birbirine. Üç maymun. Bu üç maymun arasındaki fark nedir? Bunu altından yapılmış üç maymun. Tartıyorlar, gramına bakıyorlar, ebatlarını ölçüyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Ülkesinin bütün kuyumcularını, bilim adamlarını, bilgi adamlarını çağırıyor, diyor ki bu üç maymun arasındaki farkı bulun. Günlerce uğraşıyorlar, kimse bulamıyor. Sonra bir bilgiye çağırıyorlar, diyorlar ki gün azaldı, şunun üç maymunun arasındaki farkı bul. Ve bilgi alıyor, çekiliyor odasına ve son saniyelere kadar kral sabırsızlıkla bekliyor, yoksa rezil olacak. Neyse bilgiye çıkıp geliyor, diyor ki efendim, bu üç maymun şekil olarak da, ebat olarak da, ağırlık olarak da, altın değerler olarak da aynı. Peki diyor, farkı ne? Fark şurada diyor. Birinin diyor, kulağından öbür kulağına yollar. Diğerinin kulağından ağzına bir yollar. Diğer üçüncüsün de kulağından yüreğine bir yollar. Farkları bu. Biz insanlar da böyleyiz. Bu üç maymun gibi. Tanrı'nın sözünü işitiriz. Kiliseye geliriz. Yahut da başka bir ortamlarda doğruyu işitir. Ama o doğru bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar gider. Yaşamında hiç o doğrunun yeri olmaz. Sözü işitir, işittiği gibi de kaybolur gider. Diğer maymun ise kulağından ağzına olan yolu da lafı işitir, söyler, lafı çok güzeldir, başkalarını anlatır ama o kadar. Yaşantısında hiçbir şekilde o doğrunun meyvesini göremez. Ama öyleleri vardır ki sizin gibi lafı işitir, yüreğine eker. Yüreğinde olan şey, yaşantında olan şey. Hazinen, yüreğin neredeyse hazinen oradadır. Hazinen neredeyse yüreğin oradadır. Bu iki şekilde de söylersiniz. İşte burada işittiğimiz sözleri sadece bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkacak şekilde işitiyorsak yaşamımızda hiçbir olgunlaşmanın, hiçbir gelişmenin olması mümkün değildir. Eğer sadece işittikten sonra güzel bir sözmüş diye başkalarına anlatıyor ama yaşantımızda uygulamıyorsa aynı şey. Ama sözü işitip yaşantımızda uyguluyorsak o zaman boyun değiştiriyorsun, Rabbin çocuğu oluyorsun. Hayat oluyor senin emreğinde, hayat başlıyor. Bir yeni yaşam başlıyor. Onun için sözün işiticileri değil, uygulayıcıları olun diyor.
Bu yüzden sevdiklerimiz sizlere daima hatırlatıyoruz. Biz gördüğümüz, işittiğimiz gerçekleri yüreğimize koyarak değerlendirelim ve doğru olmayan şeyleri yaşantımızdan çıkaralım. Çünkü onlar bu sadece sözün işiticileri oldukları için doğru olan şeyleri yapmıyor. Ve her attığı adımda tökezleniyor, ölüme doğru yol alıyor. Her bir şey insan içinde bulunduğu durum, bu kör ve sağır ve kalbi olmayan insanlar neden acaba bu yolda büyüyemiyor? Çünkü onların gururu kendisine hakim olduğu için. Çünkü insan gururu kendisinden daha yüksekte bir şey olduğunu kabul etmez. Bu yüzden gurur ölümcül günahlarının başında gelir. Hani kilisenin 7 ölümcül günahları sayılırken burada ilk sırada gurur vardır. Gurur şeytanın yol arkadaşlığıdır. Alçak gönüllülük de Rabbin yol arkadaşlığı. İşte sevgililer, bu gurur dediğimiz şey imanı yeşertmediğinden dolayı ruhsal körlüğe ve ruhsal mutluluk unutkanlığa yol açıyor. Şunu unutmayın, gözlerin olmadığı sürece dünyada hiçbir güzellik senin için söz konusu değildir. Çiçekler açacaktır ama sen o çiçeğin güzelliğini görmediğin için o çiçeğin güzelliği senin için bir anlam taşımayacaktır. Gökyüzünü yıldızlar dolduracaktır. Dolunay geceye güzellik katacaktır. Ama gökyüzünün yıldızlarla muazzam güzelliklerle dolduracak ama yine senin için bir anlamı olmayacaktır o gece. Kalbinde sevgi yoksa sevgiliyi arayacaksın ama bulamayacaksın. Kalbinde sevgi yoksa sevgiliyi niye arıyorsun ki? Bulsan o sevgiliyi, o sevgiyi sevgiliye ne vereceksin? Evet, evlenmek istiyor birisi, sırf evlenmek için, sevgiyi vermek için değil. O zaman hiç evlenmesin. Yoksa pişman olursun ve başkasını da pişman edersin. Sevgiliyi arayanlar aklından bunu çıkarmasın. Önce kalbine sevgiyi koysun, öyle arasın. Yalnızca seven bir kalp sevgiyi bulur, güzelliği gözler bulur, müziği kulaklar işitir. Ancak kendilerini yeteri kadar alıcı hale getirmeden bir şeye arayan ve araştıran insanlar var. Ama tüm bu çabaları boşa. Televizyonunuz bir alıcı değil, bir frekansı var. O frekansa göre o alıcılık üyeliğini görüyor. Ben eğer yeteri kadar yüreğini alıcı yapmadıysam, zihnini alıcı yapmadıysam, kulağımı alıcı yapmadıysam, Rabbin sözlerine karşı, sevgiyi yüreğime yerleştirmediysem, o zaman benim bütün çabalarım boştur. Tüm bu güzellikleri görmek için gözlerini, kulaklarını yeniden kazanmalısın. Ve hissetmek ve sevmek için yeni bir yürek edinmen gerekiyor.
Ve Rab kutsal kitabında diyor ki, onlara tek bir yürek vereceğim. İçlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerimi uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların tanrısı olacağım. Yani yeni bir göz edinmeden, yeni bir kulak edinmeden, yeni bir yürek edinmeden Tanrı'nın çocuğu olma imkanı yok. Çünkü Tanrı bu taştan yüreği alıyor, o imansız yüreği alıyor. Seven bir yürek, bakıp da gören bir göz, işitip de anlayan bir kulak veriyor çocuğa. O zaman çünkü içimizdeki o sert, kulaksız, sevgisiz o ruhu çıkartıyor ve yeni bir ruh, yeni bir doğuş ortaya geliyor. Biz de kimisi olarak buradaki boğazlar bunun için, bunun için çaba gösteriyoruz. Biz burada öğretirken aynı şeyleri kendimize de söylüyoruz. Biz de öğreniyoruz sizlerle beraber. Ben burada konuşurken, Taysuk'tan size vaaz ederken, tören yaparken, dua ederken hep biz öğreniyoruz. Siz dinliyorsunuz ama farkında mısınız? Hep birlikte Tanrı'yı yüceltiyoruz. Ona övgüler sunuyoruz. Siz burada olmazsanız biz de burada olmayacağız. Ve bu tapınma saatleri olmayacak. Yeni bir yürek, yeni bir göz, yeni bir kulak edinemeyeceğiz. Çünkü her hafta değişik konularla yeni bir yenilenme başlıyor ruhumuzda. Kalbimize yeni tohumlar ekiliyor. Gözlerimiz şimdi daha iyi net görmeye başlıyor. Kulağımız daha iyi anlıyor işittiklerini. İşte sevgililer, aslında ruhsal körlük, geleceği Rabbimize vaatlerini görememektir. Peki ruhsal mutkanlık ne? O da ise Rabbimizin için yaptığı iyilikleri, fedakarlıkları, inayetlerini, bereketlerini hatırlamamaktır. Bu iki hastalığın sebep olduğu başka bir durum ise bugünün zamanı doğru değerlendirmemektir. Doğru yaşayamamaktır. Ama Romalılar 3:11'de diyor ki, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerinizden atıp ışığın silahlarını kuşanın. Kendinizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa, sefahate, çekişmeye, kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam süredim. Rab İsa Mesih'i kuşanın, benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Bu bir uyarı. Çünkü artık zaman geliyor, daralıyor bizim için. Rabbin gelişi düne nazaran biraz daha yaklaştı. Bir sene öncesine göre daha öne geldi. O zaman biz yaşantımıza dikkat ediyor muyuz? Yaşadığımız zamanın bilincinde olarak mı yaşıyoruz? Rabbin gelişinin yakın olduğunu bilip kendimizde bir düzenle yenilenme hareketini başlatıyor muyuz? Çünkü şu bir gerçektir. Rab kendisine sadık imanları cennete almak üzere ansızın dönecek. Mesih beklenmedik saatte geleceği konusunda imanları uyar. Ve
Matta 24:42'de dedi ki, uyanık kalın, çünkü Rabbimizin geleceği günü bilemezsiniz. Yine Luka 12:40'da şöyle diyor, siz de hazır olun, çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Rab beklenmek saatte gelecekse, sürekli tetikte olmanın gerektiğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu durumda günde 24 saat nöbet tutmak zorundayız. İmanlı aslında ruhsal nöbetçidir, ruhsal gözcüdür. Burada konuyu kesmek zorundayım. Çünkü ruhsal nöbet, ruhsal gözcülük ne? Onu haftaya, arkası yarında devam edeceğiz. Çünkü bu konu önemli bir konu ve böyle. Şimdi sevgililer, Moriakuk'un dediği gibi gelinin uykudan uyanması ve hazırlanması gerekiyor. Hayatın her anı önemlidir. Dedik ya, zamanı değerlendirmek lazım. Ve hiçbir an diğerinden daha az ya da daha değerli sayılmaz. Her an önemlidir ve her anı doğru değerlendirmek gerekir. Bizim için de iman edenler için. Çünkü yarına bizim olmadığı için. Yarına bırakacak bir işimiz olamaz. Yarın tövbe edeceğim demem, diyemem. Bunu diyorsam zamanın efendisi ben olurum o zaman. Zamanımı kendim kontrol edemediğim için, eğer bilincindeysem o an tövbe ederim. Bir bilge adam bu dünyadan göçüp gitmiş, öğrencilerine sormuşlar. Ustamız en çok neye değer verirdi? Öğrenciler cevap vermişler. Yaşadığı her anı, dahil olduğu her işe önem veriyor. Biz de yaşadığımız her ana, her işe kendimizi katmalıyız. Bu din anlamlığı olabilir. Her anına değer vermeliyiz. Yaptığımız işe önem vermeliyiz. Çünkü bu iş bizim işimiz değil. Bu iş Tanrı'ya hizmet işi. Siz iman edenler olarak artık Tanrı'nın çocuklarısınız. Tanrı'ya yaraşır bir şekilde yaşamak zorundasınız. Siz size ait değilsiniz. Onun kanıyla tekrar satın alındık hepimiz. Ve her anımızı Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde yaşamak zorundayız. Göksel babamızı onurlandıracak, onu yüceltecek işlerde ön adımda olmalıyız, ön planda olmalıyız. Hayat sadece içimizdeki doğru değerlerin gücüne göre anlam kazanabilir. Eğer benim yüreğimde doğru değerler varsa hayatımda o değerlere göre anlam kazanır ve değerlenir. Eğer yüreğimde doğru değerler yoksa benden yansıyan o kötü işler o zaman sizlere tökez olmaz mı? Nasıl din adamı bu dersiniz değil mi? Hiç olmazsa doğru işler yap. Yakışıyor mu sana demek hakkınızdır o zaman. Eğer iyi bir iş yap. Eğer bu giyindiğim elbiseye leke getiriyorsam, o lekenin hesabını benden sormanız lazım. Benim yakamdan tutup kapının önüne koymanız lazım. Yakışmıyorsun sen, Tanrı'nın hizmetinde böyle yakışılmaz demen lazım. Ama eğer hizmet ettiğim halk, yüreğinde o güzel değerler yoksa, hiç farkında varmaz, görmez bendeki lekeyi. Çünkü kendisi lekenin içindedir. Onun için
sevirler. Bu iş şakaya gelmez. Tanrı alay almaz. O yüzden yüreğine o güzellikleri yerleştir. Tanrı'nın o yaşam veren sözlerini oraya en ki yeşersin ve senden o yaşamın hoş kokusu başkalarına doğru aksın gitsin. Onlara da imlenmesin. O hoş koku onlara da sarhoş etsin. İşte bu değerlerde kirlenmiş bu bilgi adam, ona bir soru sormuşlar. Demişler ki, kötü insanlar ve kötülük size saldırırsa ne yaparsınız diye sormuşlar. Bilge demiş ki, kalemin içine girerim diye cevap vermiş. Düşmanlar onun bu sözlerini işitmişler. Bir gün onu ıssız bir yerde çağırmışlar. Evet bayım demişler, şimdi ıssız yerdesin. İçine girebileceğin, sığınabileceğin bir kalem de yok. Şimdi ne yapacaksın bakalım diye alay etmeye başlamışlar. Bilgi adam gülmüş, elini kalbinin üzerine koyup, benim kalem burası, kimse ona saldıramaz. Bedenimi yok edebilir ama yüreğimdeki değerlere hiçbir şekilde dokunamazsınız demiş. Biz de bu dünyada yaşarken o güzel değerleri yüreğimize koyalım. O ümidi, o sevgiyi, o merhameti, o doğruluğu. Ve diyelim ki benim kalem bura Rab koydu yaşam sözleriyle. Bu kalemin surlarını ördü, o doğruluğuyla, o merhametiyle, o adaletiyle. Bu sevgi surları yıkılmaz, bu iman surları yıkılmaz, bu doğruluk kapısı kırılmaz. Ve bu yüzden sevgililer, ben yüzük takarken çoğu zaman gençlere bunu söylüyorum. Ben bu yüzüğü parmağınıza takıyorum ama siz onu yüreğinize takın. Çünkü parmağa takılan yüzük kolayca çıkar. Ama yüreğe takılan yüzük siz istemediğiniz süre hiç kimse çıkaramaz. Sizin de yüreğinizdeki o imanı, o sevgiyi, o doğruluğu kimse çıkarmasın. Siz istemediğiniz sürece. Ve kutsal kitapta birkaç ayet var. Neden bunu istiyorum? Çünkü huzur arıyoruz ya. İnsanlar huzurun peşinden koşuyor ama bir türlü huzura erişemiyor. Ama bilin ki Süleyman'ın özdeyişlerinde diyor ki huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Yine diyor ki bedenim ve yüreğim tükenebilir ama Tanrı yüreğimde güç, bana düşen paydır. Sonsuza bekliyor başka bir ayette. Yine Süleyman'ın özdeyişlerinde diyor ki her şeyden önce yüreğini kur. Neden? Orayı korursan kimse sana bir şey yapamaz. Yürekten doğru olan yaşama kavuşur. Kötülüğün ardınca giden ölümünü hazırlar. Gelin biz yüreğimizi koruyarak yaşama kavuşalım. O bol yaşama, o sonsuz yaşama. Ölüme doğru gitmeyelim. Rab hepimizi yaşam yolunda yürüten evlatlarına dönüştürsün.